Kütahya'da CHP'ye kadın üye oranını %17'den 27'ye çıkartan başkan, CHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Şenol başarılarıyla öne çıktı. Örgütlendik ve başardık. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevinç Akarsu Şenol, kongre süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında göreve geldiği günden bu yana Kütahya'da kadın üye oranını %17'den 27'ye çıkardıklarını ifade eden Başkan Sevinç Şenol, CHP kadınlar olarak laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Yaklaşan kongre öncesi CHP Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol, başkanlık görevini yürüttüğü dönem boyunca başarılarıyla ön plana çıkan Şenol, yaptıklarının yanı sıra başardıklarını da vurguladı. Açıklamasında kongrelerin öneminden bahseden Sevinç Şenol, CHP kadın kollarında kongre sürecimiz başlıyor. Normalde 2 yılda bir düzenlenen kongrelerimiz, yaşanan pandemi ve pandemi sonrası yaklaşan genel seçim atmosferi nedeniyle 4 yıl aradan sonra gerçekleşiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partiler olarak kongreleri demokrasi şenlikleri diye görürüz, hele ki çoklu adayla seçime gidiliyorsa. Üyeler için bu ayrı bir keyiftir. Çünkü biliriz ki aynı yolu yürüsek bile farklı bakış açıları, alternatif iş yapma biçimleri bizim için bir zenginliktir. İlçe kongrelerimizde aday olacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz dedim. Kütahya olarak ortalamanın gerisindeyiz. Türkiye genelinde partimizin kadın üye oranı %37. Üzülerek söylüyoruz ki Kütahya olarak bu ortalamanın gerisindeyiz. Neden Türkiye'nin gerisinde olduğumuzun farkındayız. Bunu parti içi çalışmalarımızla çözümleme gayretindeyiz. Parti olarak hedefimiz %50. Yani kadın ve erkek üye sayımızda eşitlik. Kadın kolları olarak bunu Kütahya'da başaracak potansiyelimiz de var. Enerjimiz de var dedi. 2016 yılından bu yana Kütahya Tavşanlı Kadın Kolu Başkanı olarak görev yapan Ülfiye Topuz, görevi yeni başkan Filiz Özatay'a devretti. Kütahya CHP Tavşanlı'da yapılan CHP Kadın Kolları Başkanlığı seçimi tek adayla gerçekleştirildi. Kongreyi Divan Başkanı Süheyla Akın yönetti.